Çilekle kutu açılışı yapacağım tam olarak. Gümüş çilekçi, kuşucu, kuşucu, kuşucu. Hayret, seviliyor. Evet. Kargom tam olarak 2 gün önce geldi. Ve sipariş ettiğim ürün ise, çok heyecanlıyım bu arada. Wacom One by Medium. Evet, bu benim ilk grafik tabletim olacak. Evet, çok heyecanlıyım. Öyleyse açayım bari. Oho, direkt kutuyu gördüm. Çilekçik, o burnunu çek bakayım. Tabii ki de bizim zavallı da kokluyor, kokluyor duruyor. Evet. Evet, telefonu da kokluyor. İnşallah devirmezsin. Tabii ki de İşte burada. Şöyle eğer alırsa. Bakom. Bye. Evet. Arkası tam olarak bu şekilde. Bir kullanma kılavuzu CD'si var. Burada özellikler falan. Creative Pen tablet. İşte özellikleri nasıl bağlanacağı falan. Hepsi içinde vardır. Burada kusura bakmayın sesim gerçekten çok kötü çıkıyor. Black Red'miş bu arada. Ben hangi renk olduğunu bilmiyordum. Çok da sevdiğim bir renk. Kırmızı siyah geldi. Evet. Burada diğer özellikleri var. Evet, öyleyse açalım. Çok heyecanlı. Bakalım nasıl açılıyor. Şöyle bir bakayım. Ha, burada bantı varmış. Şunu keselim. Evet, bize ikinci bir kutu karşılıyor. Şöyle craft bir kutu. Bu kutusu bile güzel aslında. Aa, işte buradasın. Kapağında şöyle şekiller var. Çilek hala is peşinde. Evet. İşte tabletimiz. Arkası şu şekilde. Yazı yazmak için bir yer koymuşlar. Özellikleri. Burada neyse. Şu an tableti bir kenara koyalım ve kutu içeriğine bir bakalım. Burada bir adet USB kablomuz bulunuyor. Yedek kalem uçları ve kalem ucu çıkartmaya yarayacak bir aparat var. Evet, USB kablosunun uzunluğu bu kadar. Yeterli bir uzunluk. Çilek. Çilek lütfen. Şimdi sen bu kabloyu ısırmaya başlarsın biliyorum, tahmin ediyorum. Lütfen oradan çıkabilir misin acaba? Evet, burada büyük ihtimalle bir kullanım kılavuzumuz. Şöyle üstüne alacağız herhalde. Evet. Kullanım kılavuzu. Nasıl bağlanacağına dair bir craft'tan bir şöyle bir. Neyse, bunun kurulumunu sonra yapmaya geçeceğim zaten. Kalemin nasıl yerleştirildiğine dair bir bunlar şeyler. Daha. Şekilde. Farklı dillerde. Sanırım bu olan ve olmayan şeyler. Avantajlar, dezavantajlar gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bu. Neyse. Çok fazla şey yapmayayım. Burada başka bir şey yok. Ve efsanevi evet. Bu arada kalem tahmin ettiğimden daha hafif. Şöyle kaç gram artık bilmiyorum ama şurada büyük ihtimalle kısa yol tuşlarımız var.
Evet, şu şekilde. Ucu da bu şekilde. Evet. Sabretime geri dönmek istiyorum. Çünkü henüz açmadım. Evet. Tabii meraklı çilek. Hemen zıpla. Gayet düz. Yan tarafları biraz sert. Bu tarafı dediğim gibi krem tutmak için gayet rahat. Çilek, lütfen müsaade eder misin? Yumuşak. Evet. Devam ediyorum. Dediğim gibi burada bir yazı yazma yeri bulunuyor. Your name diyoruz zaten. Dört tarafına kaydırmaz koyulmuş. Gayet güzel. Çizim yaparken kayılmamasını sağlayacaktır. Burası zaten mat bir yüzey. Burası da bu şekilde. Gayet güzel. Ben beğendim. Rengi de çok hoş. Kalemi takıp bir denemek istiyorum bir Özellikle benim saniye. en sevdiğim renk. Evet, kardeşimin en sevdiği renk. Kırmızı olmasını istiyordu. Ben de artık ne renk olursa ben hiç fark etmez diyordum ama gerçekten sevdim böyle olmasını. Evet, kalemi diğer taraftan sokacağız. Evet, elimden kaymazsa güzel olacak. Ha, çok tatlı. Bu şekilde gözüküyor. Kalemi taktığımızda. Çok tatlı. Ben çok sevdim. Evet, şimdi test aşamasına geçelim. Evet, yeniden merhabalar. Şu an vakum listesindeyim. Drivers kısmındayım. Biliyorsunuz bu tabletleri bağlamak için önce driverları yüklememiz gerekiyor. Şöyle aşağı iniyorum. Evet, Windows ya da Apple. Benimki Windows olduğu için Windows'u yüklüyorum. Evet, burada yükleniyor şu an. Bu arada tabletle ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey vardı. Mesela kalemin ucunun yumuşak olması. Hiçbir şekilde takılmıyor. Şu ses belki ilk başta sinirinizi bozabilir ama ben yani dijital çizim uğruna hiçbir şey beni rahatsız edemez. Öyle söyleyebilirim. Yani çok rahat ve takılmayan bir şekilde. Şu yan tarafında USB girişimiz bulunuyor. Pardon, diğer tarafta. Heh, burada. USB girişi buradan. Evet, yükleme tamamlandı. Şöyle basalım. Logosu geldi. Burada bu şekilde anlaşma var. Kabul et. Evet. Şu an yükleniyor. Evet, driverlar yüklendi ve burada Wacom Desktop Center var. Buraya basıyorum. Tabii ki de Desktop Center açıldı. Benden tableti bağlamamı isteyecektir. Tam tahmin ettiğim üzere. Şu tarafta USB girişimiz bulunuyor. Bu tarafa takacağım. Evet, bu konularda biraz beceriksizim. Evet, taktım. Şimdi diğerini bilgisayara bağlamam gerekiyor. Evet, daha önceden bahsettiğim gibi burada bir indikatör ışığı bulunuyor.
bağlandığına dair. Evet, tabletimiz bağlandı. Burada da adını algıladı zaten. Bakalım. Pen settings. Burada kalem ayarları var. Uç hassasiyeti zaten Türkçe yazıyor. Customize. Siz ayarlayabiliyorsunuz. Gayet iyi. Tip double click distance. Ha, burada tuşlar. Evet, tuşlarla ilgili şeyler var. Bunlara görev atayabiliyorsunuz kalemin üstündeki tuşlara. Gayet güzel. Tıklat. Tamam. Bunlar şimdilik kalsın. Bunlarından sonra ayarlamasını yapacağım. Getting started. Başlangıç bu da. Kullanım kılavuz gibi bir şey. Evet, beni başka bir yere yönlendirdi. Burada ürünün özellikleri falan. Backup settings. Bu sanırım kaleminizle ilgili yaptığınız, aynen onunla ilgili işte yedekleme, resetleme olayları falan. Burada bir güncelleme geldiği zaman güncelleme yapabiliyorsunuz. Store. Burada mağazası var. Yine her zaman gibi siteye attı. Burada giriş yapabiliyorsunuz. File. Yani bu şekilde. Şimdi kalemle tableti deniyorum. Evet. Gayet güzel. Gayet rahat. Tabii ki de hızını da ayarlayabiliyorsunuzdur ama burada elimi hareket ettirmemle tabletinki aynı anda oluyor. Gittiği uzaklık dahil. Yani şu şekilde gösterecek olursam. Yani uzaktan şu şekilde gözüküyor. Şuradan şunu bir çekelim. Yani şu şekilde. Gayet rahat. Evet, uzun bastığınızda ise sağ tuş şeklinde oluyor. Bu arada şu indikatörde şöyle bir şey var. Uzaklaştırdığımda belki buradan çok fark edilmiyor ama burası biraz sönüyor. Yaklaştırdığımda daha çok yanıyor. Bakın. Bu konuda gayet iyi bence. Bunun tabii ki de basınç hassasiyetini de ayarlayabilirsiniz. Bir de bunu program açarak deneyeceğim birazdan. Şimdi şöyle bir ayarları karıştırırken şunu keşfettim. Bu arada programı açtım zaten. Tutuş gayet her şey çok iyi. Burada kalem baskısı var. Yani uyguladığınız baskı. Burada deniyorsunuz. Tahmin ettiğim gibi hafif olduğunda hafif, sert bastığınızda sert yazıyor aynı şekilde. Photoshop'ta bu ayarı henüz yapmadım. Yani Photoshop burada oluyorsa Photoshop'ta kesinlikle oluyordur. Ama biraz şey yapmam lazım, kurcalamam lazım. Çünkü uzun zamandır programı kullanmıyorum neredeyse. Unutma aşamasındayım. O yüzden birazcık yani tamam. Şunları bir çekelim. Bunda da bu ayar olacaktır kesinlikle. Yani gayet güzel yazıyor, çiziyor. Tabii benim bilgisayarımla da alakalı gecikme sorunları yaşanabilir. Hafızası doluysa artık, neyle doldurulmuşsa artık burada kardeşime gönderme yapıyorum. Evet, şöyle bir ha, bu arada tuşlarda ileri tuşa henüz bir şey atamadım ama geri tuşa bastığınızda sağ tıklama aktif oluyor. Şöyle ayarlayalım. Küçük bir şey deneyelim. Peki. Evet, kedim. Merhabalar. Merhaba Çilek. Şöyle çözümleri düşünelim. Şöyle bir eskisi tarzı bir şey yapalım.
Evet, çizim konusunda gayet rahat. Bu arada ben bir sürü kaynakta şunu duyuyorum. Tabii ki de size kalmış. Yani nasıl isterseniz öyle yapmakta özgürsünüz ama bunun üst versiyonları mesela ekranlı monitör şeklinde olan modeller. Atıyorum Cintiq gibi modeller. Daha iyi değil mi? Yani ekranı olanlar çok daha rahat değil mi diye soranlar oluyor. Bana göre fark etmez aslında. Yani bilgisayar ekranına bakarak da yapabilirsiniz. Tabii ki de zor gelebilir ilk başta ama alışınca kesinlikle çok kolay oluyor. Mesela ben şu an hiç zorlanmıyorum. Çünkü bir de ben bunu telefonla denemiştim ve sonuç hüsran olduktan sonra grafik tabletin çok daha iyi olacağına karar vermiştim. Şöyle küçük bir eskiz tarzında bir şeyler yapıyorum. Yani illa ki aa ben ekranlı bir şey almak zorundayım diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Başlangıç seviyesi için ve orta seviye için bu grafik tableti gayet güzel. Uygundur yani. Sonra kendinizi geliştirdiğinizde ise üst seviyelere geçebilirsiniz. Yani bunu ben, sadece ben değil, birçok yabancı kaynak, Türk kaynak hepsi bunu söylüyor. Evet, şu an eskizimizi yapmış bulunuyoruz. Şu an elimi açmadım bu arada. Yani direkt bodozlama çizime başladım, farkındayım. Bu arada şu dediğim gibi bu tuşlara istediğiniz görevi atayabiliyorsunuz. Tablette de şu şekilde gözüküyor çizim. Yani şöyle gösterecek olursam. Evet, hafif çizmeyi algılıyor. Demin oldu mesela. Biraz daha üzerinde uğraşmam gerekecek tabii ki de. Gayet rahat bence. Ben açıkçası çok sevdim yani. Tabii ki de kağıt kalem hissi tam anlamıyla vermiyor. Yani bu imkansız bir şey zaten ama sanırım daha üst modellerde bu sorunu çözmüşler. Yani çünkü hani bir inceleme videolarına falan baktım da şeydi hep işte atıyorum yatırınca yatay çiziyor böyle. Kara kalem tekniği gibi. Dikey çizimle daha sivri çiziyor falan. Bununla baktım da öyle bir şey yoktu. Yani tahmin ediyordum zaten de bir meraktan bir bakayım dedim. Tahmin ettiğim üzere yoktu. Evet, şu anlık eskiz olarak gayet rahat oldu. Şu an kimi de çizdim bilmiyorum. Ana karakterim Daniel'ı çizdim galiba. Saç şekli biraz değişik oldu tabii ki de. Şöyle imzamızı atalım. Peki. Yani. Evet, bu şekildeydi. Bu arada elle de bakıyorum. El algılamıyor. Sorun değil zaten. Evet. Çizimimiz bu şekilde. Gayet rahat bir şekilde oldu. Kullanmanız için de zaten klavyedeki kısa yoluşları bir de tabletiniz yeterli olacaktır. Gayet rahat bir kullanımı var. Ben şimdiye kadar gerçekten bayıldım diyebilirim. Şöyle birkaç şey daha yapalım. Oh, ben bunu herhalde akşama kadar bayağı kurcalar dururum yani. Çünkü gerçekten dijital çizim yapmamışlar ve ama merak edenler için gerçekten çok eğlenceli bir uygulama. Yani
Bir kere geleneksel çizimden bambaşka bir şey. Yani ikisini karşılaştıramayız. İkisi apayrı şeyler. Yani şu daha iyi tartışmalar oluyor da çevremde. Yani bana soracak olursanız ikisi bambaşka şeyler. Yani bir arada bile tutulamaz. Aynı yere konamaz. Çünkü dijital çizimin verdiği zevkle geleneksel çizimin verdiği zevk bambaşka oluyor. Evet, programa gelecek olursak, yani programı çözmek kesinlikle zor bir şey değil. Gözünüzde büyütmeyin. Ben kullanamam falan filan. Ben bile videolardan bakıp öğrendim yani işin gerçeği. Bir de birazcık kendi kendime kurcaladım. İngilizce versiyonu kullanıyorum. Ya bilmiyorum, İngilizce versiyonu daha kolay geliyor bana. Yani Türkçe de kullanabilirsiniz tabii ki de. Neden olmasın? Türkçesi var. Yani bu şekilde. İşte pat diye başlayacağım diye fark ettiyseniz background kısmına çizmişim. Ne kadar zekiyim, değil mi? Yani şöyle sürekli layer açarak, katman açarak çizerseniz çok daha rahat oluyor. Çünkü hani background'dan taşıması zor oluyor. Yani background'da işlemesi falan. Oraya daha farklı şeyler yapılabilir. Adı üstünde arka plan. Yani layer layer, katman katman çalışılınca. Bir de hani şeyi ayarlayamıyorsunuz burada. Yani ne kadar şey olacağı. Aa, Türkçesi unuttum. Opacity. Yani şöyle göstereyim. Evet, bugün Türkçem gitti kesinlikle. Şu görünürlük, öyle diyeyim. Yani evet. Bu güzelim tabletle daha çok çizimler yapacağız. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Hatta bu video bittikten sonra bile çizime devam etmeyi düşünüyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.